Git moderatörlüğünü zirvede yap. Zirvede bırak. Bu çok güzel bir videoydu. Final böyle olmalıydı amına koyayım. Bazı şeyler... Kardeşim yayındayız. Ya senin Allah belanı vermesin be adam. Ne oldu be ya? Oğlum senin içinden hiç olaylarla alakası yoksa gök gemiler baş taraftarı bana sallamaya başladı ya. Arkadaşlar şu anda Bilal Ancı canlı yayın konuğumuz. Alkış. Allah'ım ya. Ne oldu? Nereden çıktı ya? Ya sana dedim ya sen lafını esirgemiyorsun. Sallıyorsun lafını ya. Evet. Twitter'da. Ben dedim yani sen sallıyorsun oğlum. Sen oraya hani o kadar tweetin var genç demez. Evet. Yani ben de hani kendimi böyle biliyorum diye. Ben de tabii genç zamanlarda bir şeyler yapmışız tabii ki ya. 20'li yaşlarda. Evet. Fenomen olmadan önce. Hiç alakaları yokken yani ben başka bir şey yapmak isterken başka bir şey oldu senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet. Ulan ben sana geçmiş olsun dileği diledim. Ben ne atak et. Yok yok şaka yapıyorum. Şimdi yayındayken de hazır oradaki arkadaşlar da. Ben burada senin için o kadar güzel bir konuşma yaptım ki bu yayının tekrarını izlesen dersin ki Ataberk gel bu gece koynuma gir. İzleyeceğim adam. Ya ya. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tabii şu andaki düşüncelerim o tweet attığım tweet ve işte maçıyla alakalı. Ben aslında orada hani beni gelip koruyan hani bu adam iyi adamdır bu adama abi yapmayın ne yapıyorsunuz diyenlere teşekkür etmek isterken başka bir yöne gitti tweet yani. Ya. Çünkü o bana hani ne yapıyorsun sen Trabzonlusun diyenlere de kızmıyorum. Bu oraya gidiyorsan eğer ben bu zaten göze alıyorum anladın mı? Yani diyebilir yani orada birkaç kişi çıkabilir. Çok normal onlara bir laf demiyorum ama böyle bir şey oldu. Beşiktaşların çoğunluğu da beni orada korudu. Hani abi yapmayın falan filan yaptığı teşekkür ederim. Oğlum her yere yazın lan Bilal Ancı'nın basın açıklaması diye amına koyayım. Hadi izleyici gelsin. Milli Gazete diye bir sayfa var Twitter'da. Fenomen Bilal Ancı'ya Beşiktaş tarafından dayak şoku diye. Buranın kesitini alıp Burak Göngör'e atacağım. Ya acı orası Twitter Bilal biliyorsun yani. Evet yok sıkıntı yok canım. Ama yani Fenerbahçe camiasında şunu gördüm sen bayağı Bunu zaten biliyordum da şu an senle bir mentionlaşmamızın sonucunda çıkanı gördükten sonra sen bayağı bir etkilesin onu gördüm. Bir Fenerbahçe'de bir işimiz oldu mu sendeyiz yani bundan sonra. Teşekkür ederiz kardeşim. Onu da öğrenmiş oldum. Ne demek her zaman her zaman bilirim. Bir kışkırtma çekersin o zaman yarın. O zaman seninle bir şeyde Kadıköy'de bir masaya gitmemiz var mı? Vallahi kardeşim teşekkür ederim ben almayayım alana da bahane olmayayım. Ben yaşamayı seviyorum bir de Bilal sen uzun zamandır piyasada hep aktiftin hep kuvvetliydin. Biz yeni yeni çıkmaya başladık. Siktirmeyelim kendimizi be kardeşim gerek yok. Şaka yapıyorum tamam yayınını bölmeyeyim öpüyorum seni çok. Kardeşim görüşmek üzere. Herkesi çok öpüyorum Allah herkesten razı olsun destek mesajları da attılar. Teşekkür ederim herkese öpüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere kardeşim bay bay. Ama bir Fenerbahçe taraftarı beni hep linç eder ya amına koyayım.